Değerli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadığınız için herkese çok teşekkür ederim. Sözü Doğa Değer Başkanı Murat Bey'e vermek istiyorum. Doğasına, çevresine, köyüne, toprağına, suyuna, atasına, geleceğine sahip çıkan sevgili köylülerimiz, İnegöllülerimiz hoş geldiniz. Bugün burada daha güzel günler için bir araya gelmek isterdik. Ama daha güzel günleri görmek için hep birlikte yan yanayız, köyümüzü koruyoruz, toprağımızı koruyoruz, ormanımızı koruyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğrendik ki köyümüz sınırları içerisinde, ormanlık alanımızda yüzlerce, binlerce doğal ormanımız kesilerek, yok edilerek altın madeni sondaj çalışmaları başlatılmış. Bu başlarken muhtarımıza, köy heyetimize, köylümüze, burada yaşayanlara haber bile verilmemiş. Sanki bu köy onların, bu orman onların. Sağ olsun doğasına, köyüne sahip çıkan köylülerimiz hemen organize oldular. Bizlere haber verdiler. Sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partilere, milletvekillerine çağrı çıkartarak bugün burada toplandık. Toplandık çünkü köyümüzde siyanür, altın, maden istemiyoruz. Bursa, uyuma, doğana sahip çık. Bursa, uyuma, doğana sahip çık. Bursa, uyuma, doğana sahip çık. Şimdi 10 gündür Doğa Değer olarak, ekip olarak İnegöl temsilciliğimizle birlikte köyümüzde muhtarımızla iç içeyiz. 2 gün önce İnegöl'de sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla büyük bir toplantı yaptık. Artık bu sorun sadece köyümüz ve çevresinin değil, İnegöl'ün ve Bursa'nın sorunudur. Bu işi çözene kadar madenci, altıncı, siyanürcü faaliyeti buradan atana kadar hep birlikte hareket edeceğiz. Ne oluyor? Bugün burada maden teknik araştırma sondaj çalışması yapıyor. Peki kime yapıyor bu sondaj çalışmasını? Altıncı şirketlere yapıyor. Kim bu altıncı şirketler? Çok uluslu yabancı şirketler. Ülkemizde son 20 yılda 386 bin tane madencilik ruhsatı verilmiş. Ülkemizin bütün dağları, ormanları, meraları, akarsuları, verimli tarım toprakları madenci şirketlere peşkeş çekiliyor. Bu madenci şirketler kim? %99.2'si özel şirketler. Bu özel şirketlerin %80'i de yabancı şirketler. Bu sömürge madenciliğidir arkadaşlar. Ülkemizin topraklarını, ormanlarını, halkımızın yaşantısını yabancı şirketlere sömürtmeyeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Evet, bir mücadelenin başındayız. Başındayken müdahale etmezsek, araştırma aşamasındayken durdurmazsak, yarın çok uluslu, yabancı bir şirket, bir Kanadalı şirket buraya geldiğinde burada
kim yaşıyormuş, kimin toprağıymış, kimin atası varmış, kimin geleceği varmış demez. Her tarafı yok eder. Yerin altından madeni alır, altını alır, zehirini, siyarını, zehirli topraklarını geri dönüşüm olmaksızın bizlere bırakır. Buna izin verecek miyiz? Hayır. Geçen hafta köyümüzde güzel bir şenlik yapıldı. Bütün medyada renkli görüntülerle hem madencilik faaliyetinin zararlarını hem köyümüzde olan bitenleri duyurdu. Köy kadınları şalvar şenliğiyle. Bütün köy kadınlarına geçen hafta yaptıkları etkinlikten dolayı ve bugün burada olduklarından dolayı kocaman bir alkış istiyorum. Şimdi de köyümüzü, köylümüzü başta köy kadınlarını temsil ederek buraya gelen Ayşegül kardeşime basın açıklaması yapması üzere mikrofonu veriyorum. Buyur kardeşim. Değerli sivil toplum kuruluşları, sayın muhtarımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlar ve bizlere burada destek veren çok kıymetli doğasever dostlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bu bölgede yapılanların tarihçesini anlatmak isterim. Bizleri her zaman değerli gördüğü ülkemizin önemli kurumlarından MTA tarafından 70'li yıllarda iki ayrı araştırma ve sonrasında 89 ve 90 yıllarında kapsamlı bir araştırma daha yapılıyor. Son olarak da 3,5 yıl önce bir çalışma yapıldı ve bugün ormanlarımızda araştırma yapılmaya devam ediyor. Ancak bizler alanın köyümüze yakınlığı sebebiyle her zaman ihtiyaç duyduğumuz ormanlarımızı ve de verimli topraklarımızı korumak için her seferinde bu araştırmaların yapılmasına itiraz ettik. Ve bunu herkes bilmelidir ki itiraz etmeye de devam edeceğiz. Yüzlerce yıldır bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak geniş, verimli topraklara ve meralara sahip bu alanda yaşamımızı sürdürebilmemiz ve çocuklarımızın geleceği için çiftçilik ve hayvancılık yapmaya devam etmek istiyoruz. Evet, bu yaşam mücadelemizi verirken devletimizden, belediyelerimizden isteklerimiz var. Mesela kapalı sistem sulamanın ovamızdaki tüm tarlalara ulaşmasını istiyoruz. Devletimizden yeterli mazot desteği istiyoruz. Tohum, fidan, yem ve gübre desteği istiyoruz. Ancak görüldüğü üzere bu isteklerimizin arasında maden yok. Bizler maden istemiyoruz. Değerli dostlar, kıymetli halkımız, burada yapılacak araştırmalar sonrası eğer maden izni verilir ise neler olacak sizlere kısaca anlatmak isterim. İlk olarak ormanlarımızın, su kaynaklarımızın, belirli tarım arazilerimizin, meralarımızın kullanım hakkı madenlere geçecek. Planlanan rakamlara göre 43 kilometre karelik ormanlık alan, yani 43 milyon metrekarelik bu doğa harikası, yüzlerce yılda yetişen ve gelişen bu güzel ormanımız, önce sıyırma adı verilen işlem ile gözümüzün önünde milyonlarca ağaç kesilmek suretiyle yok edilecek. Dinamitli patlamalar ile yeraltı su yollarımız değişecek, su kaynaklarımız azalacak. Oluşturulacak rezerv alanlarına getirilen toprak yığınları, siyanürlü yıkama adı verilen işlem sonrası, öncesinde buharlaşma ve yağmurlarla üzerimize asit olarak yağacak. Toprağımıza, suyumuza siyanür bulaşacak, zehir bulaşacak. Bizler halkımıza siyanürlü sebze, meyve üretmek ve yedirmek istemiyoruz. Bizler halkımızın sağlığının çıkartılmak istenen altından daha kıymetli olduğu bilincindeyiz. Yani kısacası sevgili dostlar, toprağımızın üstü altından daha kıymetlidir. Köyümüzde bu maden faaliyetleri iptal edilene kadar çolumuzla, çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle ve tabii ki her zaman yanımızda olan siz değerli dostlarımızla bu mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceğimize söz veriyoruz.
Bizleri kırmayıp buraya kadar gelip bu mücadelemize ortak olduğunuz için her birinize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Bir kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Çok etkileyici, çok güzel bir konuşma yaptı. Ben böyle konuşacağını bildiğim için önden konuştum. Çünkü bu güzel konuşmadan sonra konuşmak hakikaten çok zor. Bu olay açığa çıktığı günden beri sahada bizlerle dayanışma içerisinde olan, bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan, ülkenin her gündeminde dile getiren Bursa vekilimiz Orhan Sarıbal burada. Kendisine söz vermek istiyorum. Buyurun vekilim. Kıymetli İnegöllüler, Eymür köyünün yürekli insanları, Sülüklü köyünün değerli dostları, Sülüklü Göl köyünün, yani bu çevreyi oluşturan tüm dostlar, hepinizi en derin duygularımla selamlarken köylüden, topraktan, sudan, sizin incirinizden, sizin cevizinizden, sizin şeftalinizden, sizin kiranızdan yana olduğumu söylemek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta önce buradaydık. Çok açık bir şekilde söyledik. Bunların taptıkları şey altındır. Yani paradır. Onlar sizin yaşam alanlarınızı yok edecekler. Onlar sizin ekmeğinizi elinizden alacaklar. Onlar ormanınızı, tarlalarınızı, topraklarınızı kendi çıkarları için adeta çöpe dönüştürecekler. O yüzden hep birlikte bunlara karşı direnmek zorundayız dedik. Ne dedik? Çünkü kaymakam, vali, asker, polis şirketleri koruyacak. Biz birbirimizle yan yana gelerek hep beraber topraklarımızı koruyacağız. Geçmiş hatıralarımızı koruyacağız. Tarım alanlarımızı koruyacağız. Yaşayın çocuklar, yaşayın gençler. Evet. Aslında değerli dostlar, kadın arkadaşlar, buraya gelen tüm misafirler, aslında bütün mücadeleyi bu ülkenin çocukları bu topraklarda insanca yaşasın diye yapacağız. Hep beraber yapacağız, onlar için yapacağız. Bir hafta önce yine bir şalvar şenliği yaptınız değil mi? Peki altın taktınız mı? Hayır. Bir eksiklik hissettiniz mi? Hayır. İşte bütün mesele bu. Altın takmadan da yaşanır, altın olmadan da yaşanır. Peki su? Hayır. Ekmek? Hayır. Evet, bütün mesele bu. Onlar bizim ekmeğimize, onlar bizim aşımıza, onlar bizim suyumuza göz koydular. Niçin? 3 kuruş para kazanmak için. O yüzden onlara karşı hep beraber olacağız. Burada muhtarlarımız var. Burada çevre dernekleri var. Burada köy dernekleri var. Bütün köy derneklerini, bütün sivil toplum örgütlerini, bütün muhtarları bu bölgede dayanışmaya davet ediyorum. Biraz önce barodan arkadaşım çok önemli bir şey söyledi. Değerli dostlar, sizler her türlü yılanı bilirsiniz değil mi? Evet, bilirsiniz. Yaşayın çocuklar, yaşayın. Şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Değerli kadınlar, şunu yapacağız. Yılanı kapıdan içeri sokmayacağız. Çünkü biliyoruz, yılan kapıdan girdikten sonra vereceği zarar çok büyük. O yüzden bu yılanları, bunlar zararlı yılan. Doğadaki güzel yılanlar değil bunlar. Fareleri alan, doğal dengeyi sağlayan yılanlar değil. Bunlar
suyumuzu, ekmeğimizi aşımıza alan yılanlar. O yüzden onlara müsaade etmeyeceğiz. Onun için burada herkesi dayanışmaya davet ediyoruz. Sorumluluk almaya davet ediyoruz. Emekli öğretmenlerimiz var. Bu kentte okuyup, bu köyde okuyup, kente gidip iş dünyasında olan insanlar var. Mühendisler var, mimarlar var, okumuş yazmış insanlar var. Herkesi. Ama onların tümünü Eymir Köyü için, Sülüklü Göl Köyü için, buranın ormanı için, buranın cevizi için dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz. Hepsini. Evet değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Çok kıymetli misafirlerimiz var bugün. Artvin'den geldiler. Bursa merkezden geldiler. Değişik yerlerden geldiler. Bu kadar insan buraya niye geldi diye lütfen düşünün. Ama elbette bizler bugün buradayız. Yarın da burada olacağız. Daha sonra da burada olacağız. Ama sizler her gün, her dakika buradasınız. Onların buralarda yapacağı bütün kötülükleri birebir yaşayacaksınız. O yüzden bu insanlar buraya niye geldi diye düşünün. Bize niye omuz verdiler diye düşünün. Çünkü buraya gelen insanlar ülkesini seviyor. Buraya gelen insanlar doğasını seviyor. Buraya gelen insanlar gençleri, çocukları seviyor. Buraya gelen insanlar sizler bu topraklarda insanca yaşayasınız diye. Hastaneler kanser hastası dolu. Bizler kendi topraklarımızda, temiz ürünlerimizde insanca yaşayalım diye buradayız. O yüzden gelen herkese ama herkese sonsuz derecede teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ama bir kez daha. Sizler, bu köylerin kadınları, bu köylerin erkekleri, bu köylerin gençleri, bu köyün ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, vicdanı olan herkesi birlikte bir arada olmaya çağırıyoruz ve omuz omuza vererek altın madenine karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın birlikte mücadelemiz, yaşasın insanca yaşam, yaşasın ortak mücadelemiz. Saygılarımla. Sayın vekilime çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda halk sağlığı uzmanı, Bursa milletvekili Profesör Doktor Kayahan Pala var. Kendilerine söz vermek istiyoruz. Buyurun hocam. Direne, direne kazanacağız. Bu tarafa dönerse. Merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında konuşacak çok fazla bir şey yok. Çünkü gençler söylediler. Direne direne hep birlikte kazanacağız. Türkiye'nin birçok yerinde bunu gösterdik. Burada da sizler direndikçe, özellikle kadınlar direndikçe, özellikle gençler ve çocuklar direndikçe bu mücadeleyi kazanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Neden kazanmak zorundayız? Evet, çünkü haklıyız. Bravo gençler. Bakın ben sözü fazla uzatmayacağım. Daha önceki konuşmacılar çok güzel açıklamalarda bulundular. Derdimizin ne olduğunu, niye mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi anlattılar. Açık söyleyeyim ben 25 yıldan uzun zamandır bu tip mücadelelerin içindeyim. Bu kadar güzel bir topluluğu gördükten sonra kadın ağırlıklı olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Bu mücadelenin kazanılacağına olan inancım tam. O yüzden de ben sizleri alkışlıyorum. Bakın neden bu mücadeleyi kazanmak zorundayız? Burada adına altın madeni denilen, siyanürle altın çıkarma girişimi olarak bize söylenen bir madencilik faaliyetleri var. Fakat biz biliyoruz ki bu madencilik faaliyetleri altınla birlikte civa gibi, kurşun gibi, kadmiyum gibi insan sağlığı açısından, çevre açısından çok zararlı diğer ağır metalleri de içeriyor. Bunlar bir yandan ölümlere yol açıyor, erken ölümlere, bir yandan kanserlere yol açıyor, bir yandan da özellikle kadınların daha duyarlı olacağı başka sorunlar var karşımızda.
ne gibi üreme sağlığı problemlerine yol açıyor, ne gibi özellikle ağır metallerin bulunduğu ortamda yaşayan çocuklarda konsantrasyon güçlüklerinden maalesef zekada gerilemeye kadar giden çok fazla sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu kadar güzel, her tarafı yeşil, hayat dolu bir mekanı sırf birkaç tane patron para kazansın diye onların burayı elde etmelerine biz itiraz etmek zorundayız. O yüzden kazanmak zorundayız. Değerli dostlar, size bu şirketler buraya geldiklerinde bir sürü yalan söyleyecekler. Türkiye'nin her tarafında yaptılar bunu. Ben neyi yalan söyleyecekler, siz ne deyin diye bir şey söylemeyeceğim. Ama bir öneride bulunuyorum. Buradan bir heyet belirleyin. Erzincan il içe giden bir ziyaret edin. O il içte daha öncesinde oradaki köylülere daha maden başlamadan ne tip yalanlar söylendiğini, sonra orada nasıl bir tahribat yaşandığını gözlerinizle görün. 9 tane hayatını kaybeden emekçiden yalnızca söz etmiyorum. Onların ailelerinden söz etmiyorum. Şu anda bakın Erzincan İliç'teki o şirket bugün kapıyı kapatıp ben burayı tekrar orman haline dönüştüreceğim, rehabilite edeceğim dese 200 yıl boyunca eski haline döndüremez. O kadar büyük bir tahribat var. Biz bu cennet yerler bu tahribatla karşılaşmasın diye atalarınızın, analarınızın, babalarınızın cenazelerinin olduğu mezarlıklar bile onlar tarafından sökülmesin diye hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz mecliste ve burada hep yanınızda olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili İnegöllüler, sevgili Eymirliler, kadınlarımız, erkeklerimiz, sevgili çocuklar, Eymir'i bugün yalnız bırakmayan tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, doğayı seven, ülkesini seven, yeşilini seven, beyazını seven, mavisini seven sevgili doğa dostları, sevgili dostlar, ben de sizin dayanışmanızı ve sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şimdi çok şey söylendi ama asıl olan burası sizin. Dün de buradaydınız, bugün de buradasınız, yarın da o çocuklarımız burada olacaklar ve dünden bugüne bu yaşamı devam ettirecekler. Doğanın binlerce yıllar içerisinde oluşturduğu bu yeraltı madenlerine göz dikenler kim? Bu soruyu kendinize sorun. Size sormadan, herhangi birine sormadan buraya gelip burada bu aramayın iznini kimden aldıklarını, kimin onları buraya getirdiklerinizi lütfen kendi kendinize de sorun. Devlet kim? Milletinin yanında olmayan, yeryüzündeki yeşilini, doğasını korumayan, tarihini korumayan, insanını korumayan devlet kim? Böyle bir devlet yok. Böyle bir iktidar var. Dolayısıyla burada bulunan herkes, her şeyden önce insanını, doğasını, dününü, bugünü ve yarınını savunucusudur. Siz de köyünüzde bugün hem geçmişinizi, hem bugününüzü, hem de geleceğinizi savunuyorsunuz. Ben başta kadınları, şu güzel çocukları ve tüm herkesi yürekten kutluyorum. Biz böyle yan yana durdukça onlara izin verenler de yıkılacak. Siz böyle dayanışma içinde oldukça sadece Eymir'den değil, Türkiye'den Kanadalı, Amerikalı madencileri kovacağız. Ama hep birlikte. Bakın onların sizin bu güzel yeşilinizle işi yok. Onların derdi Amerikan dolarının üzerindeki yeşil. Onlar o yeşili seviyorlar. Bunu çok iyi fark edeceksiniz. Buradan çıkan madenin size faydası yok. Bize ne faydası yok? 3-5 kişi zenginleşecek diye bu ülkenin, bu güzel doğanın kıymetiyle bir dertleri yok. Dolayısıyla siz, vekillerim de söyledi, hep buradasınız. Bu birlikteliğinizi asla bozmayın. İçinizden bazılarını satın almaya çalışacaklar. Onlara iş vaatleri bulunup sizi kendi işinizde kırmaya çalışacaklar. Buna da asla geçit vermeyin. Dünden bugüne geleceğinize sahip çıkın. Bakın bu ülkelerin, bu şirketleri
aynı mevzuatla kendi ülkelerinde maden arayamıyorlar. Çünkü orada doğanın kıymeti var. Orada yaşamın kıymeti var. Orada suyun, havanın kıymetini orayı yöneten, o devleti yöneten iktidarlar savunuyorlar. Peki bizim ülkemizde nasıl arayabiliyorlar? Bizim ülkemiz onların ülkesinden daha mı az değerli? Çok daha değerli bir ülkemiz var. Çok daha güzel bir ülkede yaşıyoruz. Önemli olan yeryüzünde yaşamı inşa etmek. Bu yerin üstündeki yeşilin, doğanın kıymetini bilmek. Bakın, az önce bir vekilim de değindi. En fazla ihtiyacımız olan yaşamsal şey nedir? Onsuz yaşayamadığımız şey nedir? Havadır. Sonra sudur. Sonra da besindir. Dolayısıyla bunların hepsi bizde var. Ama onlar bunların derdinde değiller diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Çocukları da kocaman alkışlıyorum. İnanıyorum ki sadece Emir'den değil, Türkiye'den de hep birlikte bunları koyacağız. Aramızda Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Ertuğrul Aksoy var. Kendisine mesleki açıdan bir şeyler söylemesi için buraya davet ediyorum. Hocam buyurun. Değerli Eymirliler, İnegöllüler, ben fazla uzun konuşmayacağım. Gençler söyledi, sizler de söylediniz. Birlikte direnirsek kazanacağız. Ancak sadece madenciliğe değil, toprağımızı, suyumuzu, havamızı, çevremizi, her değerimizi rant aracı olarak gören yönetim anlayışına da hayır. Şimdi ben hem bir birey olarak hem bir ziraat mühendisi olarak Uludağ Üniversitesi'nde çalışan bir bilim insanı olarak aynı zamanda Ziraat Mühendisler Odası Bursa Şubesi'nin yönetim kurulunda görev almış birisi olarak eski Ziraat Mühendisler Odası Başkanı olarak odamızın, üniversitemizin ve bizim aranızda sizlerle birlikte mücadele edeceğimizi sonsuza kadar, kazanıncaya kadar mücadele edeceğimizi bildirmek için söz aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, katılanlara sağlık.